Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle beraber matematik soruları çözmeye çalışacağız. Birinci soruya bakalım. Yarısı 10 olan sayının 8 fazlası kaçtır? Bir sayının yarısı 10'sa diğer yarısı da 10'dur. Çünkü bir bütün 2 yarım eder. Buradan bir çember ve bu çemberin ortadan ikiye ayrıldığını görüyorsunuz. Yani bir bütün iki eş parçaya ayrılmıştır. Evet, bunlar her biri çemberin yarısıdır. Yarısı 10'sa, yani burası 10 ise diğer yarısı kaçtır? O da 10'dur. Yani eş iki parçadan biridir 10. Bunun 8 fazlası kaçtır? Ne kadardır bu? 10 daha 20'dir. 20'ye 8 ekliyoruz. Yani yarısı 10 olan sayının 8 fazlası 28'dir. Burada bazı öğrenciler onu iki eşit parçaya bölmüş, onu ikiye bölmüş. Ama burada onun yarısı dememiş. Ne demiş? Yarısı 10 olan sayı. Yani yarısı 10. Tamamı 20'dir. Tamamı 20, yarısı 10'dur. Ama onun yarısı deseydi o zaman onu ikiye bölecektik. Onun yarısı dememiş, yarısı 10 olan sayı diye söylediği için bir yarım 10, diğer yarım da 10 şeklinde buluyoruz ve toplamı 20 olduğunu görüyoruz. Sonra 8 ekleyip 28 sayısını buluyoruz. Evet, devam edelim. Burada 4 inek ile 5 koyunun toplam kaç ayağı vardır? Evet, bu görsellere baktığımızda ineklerin 4 ayağının olduğunu görüyoruz. Her bir inekte 4 ayak var. 1, 2, 3, 4. Koyunlarda da 1, 2, 3, 4 ayak var. Yani eşit, ayak sayıları eşit. O zaman burada kaç tane hayvan olduğunu bulurum. Daha sonra bunu 4 ile çarpıp sonucu bulabilirim. Yani kaç ayağın olduğunu bulabilirim. Kaç hayvan var burada? 4 tane inek var. Şurada yazıyor. 4 inek. 5 koyun var. Toplam ayak sayısı 4, 4, 4'e sayıp da bulabilirsiniz. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 ayak vardır toplam. Bunu başka şekilde nasıl bulabiliriz? Başka şekilde toplam hayvan sayısı kaç? 4 burada, 5 burada topladığımız zaman 9 hayvan var. Her birinde kaç ayak var? 4 ayak var. 9 kere 4, 36. Demek ki 36 tane ayak vardır. Devam edelim. Aşağıdaki sayıları en yakın onluğa yuvarlayın demişiz. Eğer birler basamağındaki sayı 1, 2, 3, 4 ise önceki onluğa yuvarlıyoruz. Birler basamağındaki sayı 5, 6, 7, 8 ve 9 ise sonraki onluğa yuvarlıyoruz. Bakalım şimdi 25, birler basamağındaki sayı kaç? 5. 5 ise sonraki onluğa yuvarlıyoruz. 25'ten sonra gelen onluk hangisidir? 30'dur. Evet. 36. Birler basamağında kaç var? 6. 6 sonraki onluğa yuvarlanır. 36'dan sonra gelen onluk 40. 44. Birler basamağında 4 var. Önceki onluğa yuvarlanıyor. 40. 83. Birler basamağında 3 var.
Önceki 10 ile yoranıyor. 80. (12) bile basamağında 2 var. Önceki 10 ile yuvarlanıyor. 10. 95 bile basamağında kaç var? 5. 5 sonraki 10 ile yuvarlanır. 95'ten sonraki 10'luk 100. Evet, bu şekilde görev basamağına bakacaksınız. Görev basamağındaki sayı 1, 2, 3, 4 ise önceki 10 ile yuvarlayacaksınız. Ele basamağındaki sayı 5, 6, 7, 8, 9 ise sonraki 10'la yuvarlayacaksınız. Yirmi sekiz sayısının onlar basamağındaki sayının basamak değeri kaçtır? Evet, bir sayının basamak değerini bulurken birler basamağındaki sayının basamak değerini mesela bulduğumuzda 1 ile çarpıyoruz. Onlar basamağındaki sayının basamak değerini bulduğumuzda sayıyı 10 ile çarpıyoruz. Yapalım bakalım birler basamağındaki sayının basamak değeri kaçmış. Sayımız kaç? 8 çarpı kaçlar basamağı birler? Kaç eder? 8 kere 1 8. Demek ki birler basamağındaki sayının basamak değeri 8'miş. Onlar basamağına bakalım. Sayı kaç? 2. Kaçlar basamağı? Onlar basamağı. 2 kere 10. 20 eder. Demek ki onlar basamağındaki sayının basamak değeri 20'ymiş. Bu sayının onlar basamağındaki sayının basamak değeri 20'dir. Evet, devam edelim. Her soruya bakıyoruz. Dün günlerden cuma olduğuna göre yarın hangi gündür? Evet, dün, bugün, yarını bilmek için böyle bir tablo oluşturmamız lazım. Dün günlerden cuma olduğuna göre, dün cuma ise buraya cuma yazıyoruz. Dün cuma olduğuna göre yarın hangi gündür? Yarını soruyor. Bazı öğrencilerimiz bugünü buluyorlar. Dün cuma ise yarın hangi gündür? Cumartesi diyorlar. Hayır, cumartesi bugündür. Yarın değildir. Yarın hangi gündür? Bugünü bulalım. Cuma. Bugün cumartesi. Yarın hangi gün olur? Pazar. Evet. Dün günlerden cuma olduğuna göre yarın pazar günüdür. Evet, böyle sorular geldiğinde şöyle bir tablo oluşturabilirsiniz. Hangi günü sorduğuna iyi bakın. Dünü sorup yarını soruyorsa bugünü bilmeniz lazım. Onu daha çıkarmanız lazım ki diğer günü bulabilirsiniz. Yoksa yanlış yaparsınız. Eğer ki bu soruyu cumartesi derseniz yanlış söylemiş olursunuz. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, devam edelim. Aşağıdaki sayılardan çift olanları maviye, tek olanları kırmızıya boyayın. Evet, sayıların birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağında 0, 2, 4, 6 ve 8 varsa çift sayıdır. Sayıların birler basamağında 1, 3, 5, 7 ve 9 varsa sayımız tek sayıdır. 45 nasıl bir sayıdır? Baktığımızda birler basamağında 5 var. Yani tek sayıdır. Önce çift olanlara bulalım. Birer basamağında 6 var, çifttir. Maviye boyuyoruz. (85) 5 var, tek. 98 8 var, çift.
64 4 var. Çift. On iki iki var çift. İki çift sayıdır. Evet. 15 tektir. 5 tek sayı. İler basamağında 5 var. 85 tektir. 15 tektir. Evet, ne yaptım burada? Birler basamağındaki sayılara baktım. Birler basamağındaki sayı eğer ki 0, 2, 4, 6 ve 8 ise çifttir. Birler basamağındaki sayı 1, 3, 5, 7, 9 ise tek sayıdır diyoruz. Devam edelim. Aşağıdaki işlemleri yapınız. Evet. Çarpma işlemleri çarptan olsun. 2 kere 8 kaçıdır? 2 tane 8. 16 ya da 8 tane 2 şeklinde de söyleyebiliriz. 8 tane 2 nedir? 2'şer 2'şer 8 defa sayacağız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16'dır. Sekiz kere 3 kaçtır? 24. 4 kere 6 24 9 kere 4 30 6'dır. Evet, bu şekilde devam edelim. Evet, sorularımız bitti. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.